inanılmaz bir yere götüreceğim. Şu çakaldan öğrendiğiniz en güzel bilgilerden biri birazdan sizinle olacak. Haydi gidelim, şu an Taksim'deyiz. Bir tek Çin restoranlarının sahiplerinin falan bildiği bir yer. Yıllardır da olan bir yer. Giderek büyüdü. Aşırı derme çatma bir yerdi. Uzak Doğu yemeğine dair Türkiye'de her şeyi bulabileceğiniz gerçekten bambaşka bir yer, bilmiyorum. İçerisi komedi filmi gibi. Sadece %30'unun ne olduğunu bildiğim ürünlerle dolu. Tamamı Çince yazıyor. Çok hafif daha kurumsallaşmış şu an. Üstlerinde Türkçe mealleri de yazıyor. Tabii ki burayı Uzak Doğu bölümüne sakladım. Canım Çabiciğim'le hem Kore yemeklerine dair uzun uzun konuşacağız. Hele diyeceksiniz ki Emir'cim orası Çin market, Kore market mi? Değil ama çoğu şey ortak zaten. Çabiciğim'le beraber harika iki yemek yapacağız. Türk malzemeleriyle çok kolay yapılabilen ve bizim damak zevkimize de çok uygun bir tane müthiş bir çıtır tavuk ve bibimbap yapacağız. Türkiye'de 가장 잘생긴 에밀 야르근과 함께 착할 레제델 시작합니다. 뭐 생일 비 사치는 다음 계획 봐. 아니 손나. 거기 다들 계란이만 마늘 파파 생강 고추장 재료들이 모여 비빔밥이 되네. 차카오메제 플레이. 나나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 
Herkese selam. Çok uzun zamandır beklediğim bir yemek ve müthiş bir konuğum var. Bu arada bir şey diyeceğim. Çok insanlar beni konuk alınca böyle büyük bir şey olacakmış gibi hissediyor ama olmayacak. Olmayacak. Güzel bir şey olmayacak. Bilmiyorum. Senin videon güzel zaten. Senin kendin güzelsin Çabicim. Bazen sana yürüyesim geliyor ama yürümüyorum. Çünkü Gülce'm var. Gülce de burada bu arada. Değerli izleyiciler. Evet, Çabi çok popüler biri. Çok tatlı biri. Milyonların sevgilisi. Bu cepte. Evet, Berkcan'ı çağıramadığı için Çabi'yi çağırdı. Hayır. Hayır. İşte asla. Onu diyeceğim. Şu an Çabi'nin burada olmasının tek sebebi gerçekten Koreli tek arkadaşım olması. Popülerliği falan benim umurumda değil. Başka biri olsaydı onu getirirdim. Başka bir arkadaşım olsa yine seni getirdim. Karşılaştırınca sonuçta bu daha popüler diye yine seni getirdim ama bugün cidden Kore'nin yemek kültürüne dair hem Çabi'den öğrenebildiklerimizi öğreneceğiz hem de iki tane müthiş Kore yemeği yapacağız. Çabi ile aylardır bu bölüm için çalışıyoruz. Hem ne yapsak daha güzel olur hem de nasıl yapsak diye. Aynen. Yemek severler ve Kore severler. Hepinize harika haberlerim var. Kore usulü çıtır tavuk yapacağız. En sevdiğim. Ben senin tarifini gördüm yani anlattın. Senin de tarifen doğru. Bunu onaylayacak kişi sensin. Doğru. Ben onaylarım ama. Ne olsun olsun onaylarım. Senin demonu gördüm ya fotoğrafını bilmem ne. Yani Kore yemeği yapmak istiyorsanız bu videoyu izleyin. Abone olun bir de. Beğene basın. Bir de zil bas. Böyle bir şey demiyorsun değil mi? Dede sende. Ben diyeyim aynen. Sen dede. Çakal lezzet. Lezzetler mi, lezzetleri mi? Lezzetler. Çakal lezzetler. Bazen değişiyor ya, bazı şeylerin lezzetleri demem lazım. Evet, evet. Evet. Şimdi çıtır tavuktan başlama sebebim şu. Çıtır tavuktan sonra bibimbap yapacağız. Daha geleneksel bir Kore yemeği. Evet. Nasıl okunuyor tam olarak? Bibimbap. Aslında Korece'de B, P'nin arası. Yanlış anlaşılmaya müsait bir ismi varmış o zaman. Evet. Yanlış anlaşabilir. Pipimpap. Pipimpap değil. Bir daha sen söyler misin? Pipimpap olur mu abi? Bap pilav demek zaten. Pipimpap kötü. Pibimpap. Pibimpap. Aynı geliyor değil mi sana? Bana aynı gibi. Tamam. Pibimpap. Pibimpap. Pilav üstü.
her şey. Çıtır evet. Tavukla başlama sebebimiz şu. Bir uzak doğu yemeği gibi değil. Çok 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 lezzetli bir çıtır tavuk tarifi olarak bunu izleyebilirsiniz. Ay ben uzak doğu lezzetlerini sevmiyorum diyenler bile bunu gömer yani. Ya net. Diğeri de daha geleneksel, popüler bir evet. Kore yemeği değil mi? Her yerde tavuk. Bulabileceğim bir şey. Yani bizim neyimiz gibi? Pilav üstü kuru fasulye. Fasulye gibi. Her yerde yenilir yani. Ve de bu ikisini seçme sebebimiz susam yağı dışında ki o da büyük marketlerin hepsinde var. Bütün malzemelerinin herhangi bir marketten bulunabilecek şeyler olması. Ben zaten anneme de izleteceğim bu videoyu. Bakalım o ne düşünecek. Çok merak ettiğim sorular var bu evet arada. Evet abi. Ben bu arada şunu da söyleyeyim. Hayatımda yemek yapmakla ilgili sıfırım abi. İlk soru şu. Evet. Sizin evde mesela ne yemeği pişiyor? Ailenle yaşadığın evde yani. Yine Kore yemeği. Ya Kore yemeğin mantığı şu. Şimdi mesela Türk yemeği ya da Avrupa'da herhangi bir yemeğinde şu vardır ya. İlk önce başlangıç gelir. Su ya da işte çorba. Ondan sonra bir ara sıcak gelir. Sonra ana yemek gelir. Sonra tatlı gelir. Böyle bir course'dur. Evet. Türk yemeği de aslında bir tık mantık o. Yani bir içli köfte yersin. Sonra işte bilmem ne falan filan. Kore'de abi o mantık yok. Yani yemek mantığı komple farklı. Ana yemek zaten gelir. Sipariş tamam. Verirsin. Direkt ana yemek gelir. Yanda da bütün restoranlarda bedava 8 tane çeşit meze. Hmm. Soğuk meze bırakırlar. Hep ama hep. Her yerde. Kimchi özellikle. Kimchi diye bir işte Kore turşusu. O olmayan Kore'de restoran bulamaz. Herkes kendi yapar. Kimchi'yi de bir yerden satın almazlar. Bütün restoranlar kendi yapıyor. Ve kimchi'den başlayıp işte ne bileyim garip sebze, Kore mezeler. Yani Kore yemeği bir tık sıcak yemeğin yanında soğuk mezelerle oluşan bir mantık. Evde de o 8 meze geliyor mu yani? Geliyor. Vay be. Ama 8 meze zahmetli yani. Yani 8 meze 5 meze de olur. Lapa pilav tabii. Yani bütün yemeğin yanında lapa pilav gelir. Ben şimdi hafiften başlıyorum o zaman. Hadi abi. Bol bol da konuşuruz. Senin özel bıçağın var mı? Santoku'yu vereyim sana dedim. Yemek yapmıyorum dedin diye diyorum. Biraz keskin bıçaklar. Dikkat et. Üstünde wasabi yazıyor. Şöyle hayal et. Bir Türk ustanın üstünde isot yazan. Aynen. Bıçak abi. Evet. Bu normalde kanatla yapılıyor ama ben size hem kanatla hem de bu löp et olan kalçayla yapılanı tarif edeceğim. İkisinin sosları falan her şey aynı olacak ama arada çok ufak bir pişirme farkı olacak. Ve bence bu kemiksiz olan hem çok daha kolay pişiyor hem çok daha az yağla oluyor. Ben normal günlük hayatta bunu yapmanızı önereceğim. Ama tabii ki kanat her zaman kanattır, daha çekicidir, daha güzeldir ve Koreliler bunu kanatla yapıyor. O yüzden ikisini de yapacağım. Bu arada şöyle aslında bütün tavukla yapılır. Ha tümünü alıp bölüp sonra da şey mi? Aynen yani Tongdak Fried Chicken söylediğinde bir tanesi mi iki tanesi mi? Yani bir porsiyon aslında bir porsiyon bir kişilik değil. Bir tavuk mu? Bir tavuk. Tüm tavuk. Aynen. Yani o yüzden kalçayla özellikle ben de favoriyim. Kanat evet. Kanat çok Kore'de biraz yurt dışından batıdan gelen bir şey bu. Buffalo wings, işte kanat yemeğinden o yüzden popüler oldu KFC gibi şeylerde ama eskiden Koreliler kanat yemezmiş. Sonuçta zaten adam kesiyor köyde tavuğu. Aynen. Kalanını atıp kanadını yiyemeyecek ya sonuçta. Aynen. Evet. Tümünden ne çıkarsa. Ama bugünlerde kanat da çok yapılıyor. Berlin'de falan da mesela Kore fried chicken deyince kanat geliyor. Şöyle yani çok da özenmeden şu büyüklükler iyi. Gülce bak, yemek yapıyorum. Bravo. Abi bu arada en uzağa gittin ülke hangisi? En uzağa Japonya. Nereye gittin? Hatta işte onu da soracaktım. Japonya çok güzeldi. Tokyo harikaydı. Ama evet. Herhalde bir daha o kadar oraya o yönlere gidersem Seul'dan yana kullanırım hakkımı. Bir Kore'ye de uğrarsın. Geçen biz işte Kore'ye gittik. Bir arkadaşımız vardı Berk diye. O Kore'den sonra Japonya'ya gitti. Japonya'yı daha çok beğendi. Öyle mi? Ve bana acayip alındım. Ben de olsam alınırım ya. Kaç Atina'ya dedik. Gittim, İstanbul'a gittim. Atina daha güzeldi diyor. Siktir lan derim. Dokunur. Kore daha eğlenceli gibi geliyor bana ya. Bilmiyorum tabii ama. Eğlenceli, daha çok işte gece kulüpler, daha çok müzik. Ayıp olacak ama Koreli kızlar bayağı güzel yani. Değil mi ya sanki? Yani şimdi senin de kız arkadaşın Koreli değil, ayıp olacak. Hani o makyaj sektörü tabii acayip. Ön planda diye mi yoksa bir tık bize daha çok hitap eden bir güzellikleri mi var? Belki size bir çekiciliği vardır ya. Bence bayağı güzel ya Kore. Ya ben valla aynen ben Çorlu kızlara daha çok. Öyle mi? Şey var ya hani categories diye bir şey var hani basıyorsun. Red Hat diye Kore'de bir şey var. Kore'de yasak. Korean var. İşte Korean deyip Chinese koyuyorlar, Japanese koyuyorlar. İşte ben anlamıyorum ki. Bana diyorlar işte abi sizinkiler niye fansileniyor? Fried chicken genelde unla yapılır veya işte cornflakesle falan yapıyoruz biz. Ben devam ediyorum değil mi? Aynen sen kesebilirsin abi. Yani yağları sen ayırmışsın ama kimisi yağlı sever. Ben seviyorum mesela. Kimisi sevmeyebilir. Bu arada ben de seviyorum aslında. Değerli dostlar,
Buraya nişasta koydum. Mısır nişastası. Koreliler nişastayla yapıyor. Evet, çok enteresan. Ve çok güzel. Bulanması da çok kolay oluyor. Bayağı iyi fikir. Ve çıtırlığı harika oluyor. Kameranın karşısında diye mi bana iyi davranıyorsun ama seninle şu an burada olmaktan çok mutluyum. Daha birazdan bir de müzik yaparken gör. Arkadaşlar biz demin Çabi ile biraz tıngırdattık da çok gaza geldik. Evet abi. Burayı stüdyoya çevirdik. Bir K-pop yapalım diyordu ve alt yapıyı da hazırlamışsın ve dinledim. Ben hayatımda böyle kral K-pop dinlemedim. Yani ben olduktan sonra zaten türkü de K-pop olur çünkü Koreli. Yani. Parazit'i ben hakikaten izlemedim hala. Çok utanıyorum. Ayıp. Çok ayıp. Çok da merak ben ediyorum. Ben kış uykusunu izledim be. Sağa sola konuk oldum. Ben bu kadar güzel, doğal, sade, kendini saklayamayan, poker face yapamayan müzisyen ve YouTuber bu sektöre biriyle tanıştım. Teşekkür ederim. Gerçekten mi ya? Harbi poker face yok adamın. Adam gerildi mi geriliyor yani. Bence bu çok güzel bir şey abi. Sevgili dostlar. Hem kemikle uğraşmıyorsunuz, hem tek seferde pişiyor, hem de sadece tavanın dibi kadar yağ var. Yani en güzel tavuk. Kızartmak kokuyor. Kızartma kokuyor, mis gibi, mis gibi. Kızartma kokuyor. Bak bunu nereden biliyorum? Gülce öğretti bana. Tamam. Tamam. Neydi aşkım, nasıl başlıyordu okula giderken? Aç. Bak işte onlar YouTuber atı. Onlar acaba şu an nerededir ya? Fenomen onlar ya. Tam gerek. Aa, bir daha çektiler onu hatta aynısını. Evet. Bak onlar işte fenomen onlar. Arada böyle çevirin. Ocağınız en yüksek seviyede olsun. Şimdi bunları iyice kızartacağız. Diğerlerini derin yağda kızartacağız ama tabii ki bununla bitmeyecek. Asıl olay sosunda. Bu arada sarımsak gördüm. Evet, bol sarımsak olacak. Kore'deki, seviyorsun değil mi? Kore'de havalimanında indiğinde sarımsak kokuyor her taraf. Japonya'da da mesela bazı kokular vardı. Türkiye'de asla olmayan bazı yağ kokuları falan. Ben seviyorum öyle şeyleri. Bazılarına ağır gelir belki ama. Ben de bayılırım. Bolca sarımsak doğruyorum arkadaşlar bu esnada. Evin de çok güzel abi. Çok sağ ol ya. Çok merak ettiğim şeylerden biri, en sevdiğin Türk yemeği ne mesela? Ya da dışarıda yediğinde ne yemekten hoşlanıyorsun? Ben abi gerçekten büyük İskenderciyim ve Beyranciyim. Hmm. Ben çorbalarının çoğu çeşitlerine bayılıyorum yayla dışında. Yoğurtla yapılan o soğuk çorba mantığı çok sevebileceğim bir şey değil ama Beyran mesela her alkol konusu her gün içtiğim bir şey yani. Dürümcü Emmi'deki beyran çok beyran. Ha, başka nerede var? Ayık bize? Var abi. Ayık aynen. Tam böyle fast food beyranı, mide rahat, kokmuyor. Süper. Burada sarımsaklarımız var. Bol bol zencefil kullanıyoruz. Çok güzel oluyor. Ben zencefil sevmem demeyin. Zaten pişince sadece çok ufak aynen. Bir esansı kalıyor. Ayrıca çok sağlıklı. Bu arada kimchi ile ilgili bugün bilerek kimchiye girmeme sebebim şu. Kimchi çok zor bir şey ya. Kimchinin tarifini ayrıca vereceğim. Ve beklemek üzerine bir şey olduğu aynen. için bugün onu hiç karıştırmayayım dedim. Bir de şey, çim marul lazım. Bazı mesela pazarlarda bulabilirsiniz Türkiye'de. Herkes acıyı seviyor mu? Bayılırım. Kore yemeğinde acıyı kullanmamak bence bir nevi hakaret gibi bir şey. Kore yemeğin soğulu ruhu acıda. Şimdi burada çok acı bir biberim var. Kurutulmuş biber. Bizim Türk aktarlarımızda da bulabiliriz ama ben bunu Çin marketten aldım. Bu arada Kore'ye biber 1920'lerde girmiş abi. Öyle mi? Ondan önce yani aslında çok modern, çok yeni gelmiş bir malzeme ya biber. Evet. Yani ondan önce biber kullanmıyorlarmış. Domatesin de Türkiye'ye aynen, bayağı gibi. Geç gelmesi gibi aslında. Ve hani mesela bütün Türk bildiğimiz Türk yemeklerinin neredeyse hepsinde domates var. E peki acıyı nasıl şey yapıyorlarmış? Wasabi ile mi? Hani wasabi biber değil çünkü. Wasabi şey, aynen bir tane bitkinin kökü de. Kore'de eski, yani kimchi şu an acı turşu diye tanıtılıyor ya burada. Ama Kore'de eskiden kimchi acısızmış zaten. Birer tane acı. Ağzımıza atıp deneyelim mi ne kadar acıymış? Ben de denemedim çünkü. Acı lezzeti geldi ama öyle çok yakmadı. Güzel bence. Güzel. İdeal yani. İyi aynen. Ve çok az yediğimiz mi? Ha geliyor. Biberin tohumlarını çıkaracağım.
Şimdi elimizi de sürdük tabii. Oramıza buramıza sürmeyelim arkadaşlar. Yanı verir. O yanmasına da kimse ilaç olamaz. Yanar yanar durur aşağıda. Abi göz möz hiç sakın. Bölümün başında gösterdiğim yer. Ha sen gösterdin doğru. Aynen. Zaten Chubby biliyormuş orayı. Peki onun dışında senin bildiğin başka yer var mı? Ben var. Başka bilmiyorum çünkü. Var. Kore marketi eskiden vardı bir iki tane daha. Ama artık azaldı çünkü sadece Korelilere iş yaptılar. Bence o da çok yanlış bir şey. Ama bir tane şu an bildiğim, ben de daha gitmedim ama Trump Towers'ın içinde mi yanında mı bir tane Kore marketi. O yüzden. Tabii mesela o meşhur sosunuzun adı neydi? Ben Gochujang. Gochujang. Biber salça. Kore biber salçası mı? Gochujang aradım. Yok. O yoktu. Çin markette yoktu. Aynen. Gördüğünüz gibi burada azıcık yağla. 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 Böyle yaparsanız sakın derin yağda yapmayın. Derin yağda yapınca kuruyor. Daha evet. Kötü oluyor. Böyle çok daha içi sulu kalıyor. Aynen. Şimdi ama bitmedi tabii ki böyle. Bu susam yağı. Bugün bol bol kullanacağız. Susam yağı şöyle bir çakallık. Bir şeyi Asya tadında hissettirtmek istiyorsanız üstüne biraz bir susam yağı dökün, bitti gitti. Yani annenizin zeytinyağlı fasulyesinin üstüne bile şundan biraz döktüğünüz an Zakto. Bu Çin yemeği mi? İşte bu Japon yemeği mi? Bu Kore yemeği mi? Diye soracaktır eve gelenler. Susam yağı o yüzden Uzak Doğu lezzetleri seven biriyseniz evinizden eksik etmemeniz gereken aynen. Bir şey. Soya sos ve susam yağı. Aynen. Kalanı çünkü zencefil, sarımsak. Herkesin evinde olan şeyler. Aynen. Biraz susam yağı. Evet evet çok güzel. Aha bak şimdi geliyor. Nasıl güzel kokuyor. Hakikaten Kore kokuyor ya. Memleketi özelinde susam yağı kokuyor. Zencefil ve sarımsakları atıyorum. Şırdan severim. Fakat sadakat. Sakatat. Sakatat niye diyemiyorum ya sakatat. Her şeyi diyorum sakatat diyemiyorum. Şimdi bunun içine soya sosu. Bu esmer şeker. Bal da olabilir, esmer şeker de olabilir. Bu bayağı önemli. Flavor'ın Türkçesinin tam kelimesini bulamam ama. Rahiya. Öyle mi? Ama o da Arapça herhalde. Öyle mi? Yani bu çok iyi bir flavor ya. Bence uzakta o yemeğinde bir tadına baktığın zaman böyle 5 tadı aynı anda seni yakalamaya evet. Çalışıyor ya. O benim en hoşuma giden şey. Ya bu nedir ya? Bu nedir? Nedir? Korecesi? Bu nedir'in Korecesi? Yok, bunun Korecesi. Ha. Dongdak. Dongdak. Ama tongdağın anlamı biraz bütün tavuk anlamında kattığı için. Ama çıtır tavuğa da başka bir şey deniyor. Bu ne bu? Takkancang. Ha. Takkancang. Takkancang. Let me name him. Takkancang. Çok iyi ya. Nereden buldun? Japonya'dan mı aldın? Kpopdunyasi.com'dan aldım. Bana sticker hediye ettiği için buradan onun reklamını yapmamızda. Bir sticker'ı da gösterebilir miyim? Bizi idol'larla tanıştırdığınız için. Hepsi çok meşhur insanlar. Teker teker isimlerini saymayacağım ama. Hepsi çok tanıdık. Tanıdık kişiler. Çok da sevilen. Bu arada şunu da söyleyeyim. Çubukların farklılığı. Çin, işte, Japonya, Koreli. Babam. Çin'in çubukları daha uzun. Tamam. Çubukları. Ne gülüyorsun lan? Herkesin aklı nerede ya? Biz burada yemek tartışıyoruz. Harbi arkada ya. İnsanlar gülüyor ya. Çin'in chopstick'i daha uzun. Çünkü daha yağlı, daha bok. Japonya'da ağaçla, ahşapla yapılır çoğu çubuklar. Kore'de metal. Kore'de metal. Uzak Doğu yemeklerde abi 5 renk hep böyle bir felsefe. Zorunlu değiliz. Yani annemin yaptığı yemeklerde 5 renk bulamam. Ama daha böyle bir anlam katıyor. Sevgili çakal lezzet severler ve Chubby severler. Görüyorsunuz değil mi nasıl süper bir insan ya. Kore ile ilgili bütün bölümleri sen de mi yapsak ya? Baksana bir seri haline getirelim. Yemek de yiyoruz. Aynen. Bana %30 ver yeter videodan. Ya ne olacak ya? Uzak Doğu lezzetleriyle ilgili açılışımı Chubby ile yapmak istiyordum. Yaptım. Bu yıl içinde müthiş bir sushi, çok güzel tava yemekleri, böyle tek tavayla yapılan Uzak Doğu lezzetleri sırayla gelecek. Çok da bekletmeden koymak istiyorum onları. 2011'de eğer biz gerçekten Uzak Doğu yemeği beraber yapacaksak 2011'de beni mutfağa sevdir. Bir sene veriyorum beni sevdiriyoruz. 2011? 2020 pardon. 2000 ne dedim ben? 2011 mi? Bilmiyorum Gülcü, 2011'de ne olduysa artık. Bence acıyı sevenler bir tık daha koyabilir ama biberin acılığıyla alakalı. Burundan gelse değil mi biraz?
Şimdi de bu tavuk kanatları yapacağız. Deminkinden tek farkı önce bir kere kızartacağız. Alacağız sonra tekrar kızartacağız. Hmm. Çünkü kanat kalın bir şey. Hem içinin güzel pişmesini sağlayacak bu. Hem de dışının da daha çıtır olmasını sağlayacak. Hmm. Yani tek seferinde yapmasından daha lezzetli oluyor. Hem daha lezzetli oluyor hem de daha homojen pişiyor. Ha, bir de derin yağda tabii. Aradaki farklardan biri o. Şimdi koyuyorum. Oh be. Şu sesin üstünde bir şarkı yazmayı düşünüyor musun? Ya ya da introda böyle bir sesle başlayabilir. Millet şeyi sansın. Deniz sesi, yağmur sesi falan sansın. Yaptığımız şarkıda bence yemek sesleri kullanalım. Şimdi hemen ilk turu alıyorum. Bakın. Ya yine Ozan'a taktım bak. Cihangir'de gerçekten çok ünlüler oturuyor mu abi? Vallahi bir tek Teoman var. Arada Journey'de görüyoruz Teoman'ı. Abi adam öyle bir adam ki görünce böyle... Teoman değil mi? Yapıyorsun yani. Cool bir adam ve bence hala iyi yani. Chubby gerçekten Türkiye'de olan meselelere, yaşanan şeylere çok duyarlı ve gerçekten bir şeyler yapmak için elini her zaman taşın altına sokan biri. O anlamda da seni çok takdir ediyorum. Teşekkür ederim de sokuyorum, gerisi gelmiyor. Ya bunu benim yapmam yetmiyor, anladın mı? Keşke bunu ben değil de daha güçlü influencerlar yapsa. Gerçekten influencer kelimeyi kullansalar, influencer etse insanlara bazı şeyleri diyorum. Ama işte o kendi tercihi. Ben elimden gelen şeyi konuşmaya çalışırım çünkü konuşmadan duramıyorum. Şey olayı da var değil mi? Sen sana ne falan. O oluyor mu? Tabii canım. Korelisiz. Korebistan'a. Yallah Korebistan'a. Korebistan. Evet, şimdi ilk tur oldu. Bakın. Daha açık renk. Evet. Biraz bunlar dinlensin. Sonra ikinci tur. Altın rengi olana kadar. Tekrar. Aynen. Çıt 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 çıt. Evde Türk yemeği yapılıyor mu sizin? Gülce yap. Pınca yapılıyor. Aile evimde de yapılıyor. Bu arada annem Türk yemeğini çok severek yapar yani. Benemen de çok güzel yapıyor. Aynı zamanda ne bileyim karnıyarık, işte ne bileyim, kuru fasulye, taze fasulye gibi Türk yemekleri yapılır. Sever yani. Evde benim yemeği chopstick'le mi yiyorsun? Evet, çubukla. Bundan daha ince bizim daha ağır demir çubuklarımız var. Gülce zaten şahit. Biz chopstick'le, demir chopstick'le yiyoruz. Türkiye'de kaşık, çatal, bıçaktır değil mi? Evet. Kaşıkta çorba olunca. Aynen. Gibi. Kore'de kaşıkta çubuk var. Aynen. Biz pilav zaten çubukla yemiyoruz. Kaşıkla yiyoruz. Çubukla ilgili evvela şunu söyleyeyim. Büyük şeflerin kullandığı chopstickler var. Birçoğunun burasında ya maşa olur ya chopstick olur. Gerçekten mi? Tabii aynen. Çünkü gerçekten çok kullanışlı bir şey. Evet. Maşadan yani ister maşa ister şey eti çevir, onu çevir, bunu çevir. Aklınızda olsun, şöyle bir demir chopstick'iniz evde olabilir. Ben en yanlış chopstick kullanan Koreli. Bu arada benimki de farklı galiba doğalından ama çok kolay. Galiba seninle aynı kullanıyoruz. Bak. Bu abi şöyle, benim babam gıcık olurdu küçükken. Ha. Düzgün chopstick kullanın da ben böyle yiyebildikten sonra ben ne fark eder falan diyordum. Gel abi şurada siyah fonda gel gösterelim. Kalem böyle tutulur ya kalem. Evet. Bunu kalem tutar gibi ama biraz daha uzun tutuyorum. Bunu da şuraya sıkıştırıp orta parmağımla ittiriyorum. Şöyle. Yani bunu sabit tutuyorum sürekli. Hı hı. Bununla da şu hareketi yapıyorum. Aslı böyle değil galiba değil mi? Aslı şöyle bıraktıktan sonra yine dediği gibi kalem tutarmış gibi. Ama asıl tutuşu şu orta parmakla burayı kontrol etmek lazım. Aslında yani ben de yapamadım bunu. Tabii sen çok daha fazla kontrol. Sinek yakalayabiliyor musun mesela? Şunu kimse inanmıyor ama ben sineği yakalamıştım. Gerçekten mi? Çubukla. Yemek yiyordum bir gün. Şöyle yaptım, sineği tuttum. Yedin mi sonra? Racism alert. Bence racism'ı yapmak güzel bir şey. Kameran karşısında. Ben şeye kıl oluyorum. Ulan biz zaten kaç Koreli görmüşüz de seninle dalga geçecek kadar bunun şeyini yapalım yani. Yapay geliyor, filmlerden öğrenilmiş gibi geliyor. İkinci turları atıyoruz. Oh! Sevgili çakal lezzet seferler. Bu bölümde gördüğünüz takkancangları lütfen bana yollayın. Burada söz veriyorum. Her birinin screenshot'ını alıp sana yollayacağım. Hatta Instagram'da şey yapalım. En güzel resimde en güzel şeyi yapıp seçelim. Kesinlikle. Hediye verilir. Okey. Tamam. Hediye chopstick. Emir Yargın'dan iPhone 12. 12. Bir şey diyeceğim, yapalım. Chopstick, mapstick böyle benim yalladığım bir şey. Chopstick seti veriyoruz. O zaman hashtagimiz nedir? Emir Yargın'la Chubby Lezzetler. Okey, Ç ile mi yazacağız, Cihabi diye mi yazacağız? Ç ile yazalım. Ç-A-B-I. Chubby Lezzetler. Emir Yargın'la Chubby Lezzetler. Bence okey. En güzel ama jüri kim? Jüri yine biziz herhalde.
Sen birini seç, ben birini seçeyim. Tamam. Ama sonradan karar veririz, hediye veriyoruz. Aynen, alta yazarız. Şimdi Türkiye'deki Kore restoranlarının pahalı olduğunu biliyoruz. Evet. Yani malzemeler de pahalı sonuçta, bok atıyorum gibi olmasın da. Okay. Ne düşünüyorsun? Hangisini seviyorsun? Abi şöyle, Kore restoranından değil sadece. Bir kere Türkiye'de Uzak Doğu restoranında yediğiniz hiçbir şey Uzak Doğu yemeği benzemiyor, değil. Benzemiyor değil mi? Değil abi. Amerikan Asian food'lu. Los Angeles'ta, Kaliforniya'da çok Asyalı otururlar zaten. New York'ta da öyle aynı zamanda da. Onların Amerikalılara satabilecek, yani herkesin yiyebileceği haline getirmiş hali. Yani bir dediği şeyin adı California Roll anasını satayım. Tabii. Zaten o Amerikalıların yaptığı bir şey. Amerikan Japanese food'lar. Ne bileyim biz burada abi bilmem ne noodle diye yiyoruz. Ben Çin'de böyle bir yemek bulamam. Anladın mı? Favori yok yani o yemeğin içinde. Bayağı iyi oldu be. Gold Brown. Türkiye'de Uzak Doğu yemeği sevenlere abi siz daha Uzak Doğu yemeğin gerçeğini göremediniz ki derim yani. Çünkü biliyorsun sonra da oraya gidince burun kıvırıp duruyorlar. Abi biz gittik aç kaldık abi. Abi alışkanlıklarından sıyrılamama var ya. Evet abi. Sen gidip Japonya'da zaten bir şeyin tadına bakmayacaksan gitme lan sen Japonya'ya. Abi yemek kültürün en önemli şeyidir ya. Aynen. Sonra ben Japonya'yı çok seviyorum. Bunu çok seviyorsun. Ama git lan. Şurada zaten vardı. Acıyı bu sefer daha mı fazla yapayım? Korece şey der misin? Emir'e geldik. Bugün bize bunları yaptı falan. Biraz öyle konuşabilir misin? Onur Emir çibe vatsa yo. Çoda hecüse zaman de domu başında ımışıkları hecüse domu kamsam bir daha. Tarın otton ımışık isik kaya uriga bogusinle. Bibimbap'ı her koko. Diyor ki bibimbap da pişirecek bize dedi. Hayır takkanyon da domu aysası yo. Bekçüren valinca mı? Vah! Çego çego. Bir çıtır tavuk Çıca. Yaptı. Gerçekten parmaklarımı yedim diyor. Anlıyor olabilir misin? Değil şimdi ya kendin ki bunun başında aradık kesin. Şu an sana küfür ediyorum. Bunu da anladıysan. Yok be. Ya, anlamıyorum. Anlamıyorum. Ben bir an korktum. Gerçekten anlıyor musun diye baktım. Tamam anlamıyormuş. Sallayabilir mi istediğim kadar. Pagatın 경우에도 터키에서는 많이 안 쓰는 재료잖아요. 그러니까 이거를 같이 쓰면 ya tabii mesela sabah çıkarken evden yemeyeceğim. Bence de ağzın kokuyor. Şimdi deminki sosun aynısından yapıyorum. Miktarı biraz arttırıyorum. Çünkü ne? Tavuk daha çok. Deminkinin aynısını yapacağım. Hı. Susam yağıyla. Aynen. Susam yağı. Buna şeker yerine bal da koyabilirsiniz. Yine sarımsak ve şey, neydi bunun adı? Zencefil. Zencefil. Aa bak böyle çok güzel çıktı. Of. Yakıyor hakikaten. Şöyle yap istersen. Hani tık 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 tık. Ne zaman geldin sen Türkiye? Kaç yaşındaydın? 14 yaşındaydım. Hiç Türkçe bilmiyor muydun o zaman? Hiç, sıfır. Çok mu kestim acaba? Yok, çok güzel. Daha güzel oldu sanki. Bu evet, bir tık daha iyi oldu. Şimdi buna esmer şeker ve soya sosu girecek. Bakayım dedim sosa bulamadan önce pişmiş mi diye. Baksana içerisi sulu ve dışı hayvan gibi çıtır. Benden gaza gelip biraz çok acı yaptık ama. Bu nedir ya? Abi çok harika oldu. Gerçekten çok harika oldu. Arkadaşlar Kore usulü çıtır tavuk hazır. Çabi ile beraber yaptık. Bunun nasıl yapıldığını görmek istiyorsanız sayfaları yukarı kaydırın. Vay! Espri. Emin ile beraber Çakal Lezzetler'de Kore usulü tavuk yaptık. İzlemek istiyorsanız yukarı kaydırın. Kaçırsanız la! Değerli çakal lezzet severler. Şu an her şeyi unutun. Bir uzak doğu lezzeti, her şeyi unutun. Dünyanın en iyi çıtır lezzet tariflerinden biri karşınızda şu an. Müthiş. Dışı kaplamalı. Dışarıda yediklerinizi falan unutun. Onları unutun. Ha. Johnny Joe güzel bak. O yüzden ben de zaten orayı o kadar övdüm ve seviyorum. Koku moku inanılmaz ya. Şu yiyebilir miyim artık? Ya bu Koreliler nasıl insanlar abi? Nasıl bir insanlar? Yiyebilir miyim Emir? Hadi. Lafımı geri aldım. İlkini boş verin, bundan yapın ya. Bir şey değil mi?
Hiç öyle acı gelmiyor mu? Acı? Tam deminkindeki olmasını istediğimiz ayar değil mi? Çıtır şeyini oranın çok iyi ayarlamışsın abi. Abi iyi bir şekilsin ya. Elin lezzetliymiş ya. Bunları satın abi. Yiyelim yani. Senin yüzün kızardı bu arada. Her yanım kızardı. Ama gerçekten lezzetli. Bu arada Çin marketten aldım bu biberi de. Bu da güzel bir bibermiş. Ağla. İsterse ağla abi. Yüksel inanılmaz güzel ya. Sen bu işi yapıyor musun? Vallahi sen geliyorsun diye çok özendim Çebek. Hakikaten aşırı güzel oldu arkadaşlar. Çakal Lezzetler tarihinin en lezzetli yemeklerinden birini yiyoruz şu an. Ne olur yapın. Hashtag'i unutmayın. Yaptığınız çıtır tavukları yarıştıracağız. Bir tane Çavi seçecek, bir tane ben. En güzele de ikişer tane Kore tipi. Çubuk. Çubuk. Çatkara. Çatkara. Böyle şeyden konuşmak zorunda değil mi? Değiliz. Ne denir buna? Gırtlak. Gırtlaktan konuşmak. Çakkara. Çakkara. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.